önerinin lehinde ikinci söz Veli Ağbaba, Malatya Milletvekili. Buyurun Sayın Ağbaba. Süreniz 10 dakika. Ödem size kutluyorum, başarılar diliyorum size de. Tabii biraz önce AKP grubunun göstermiş olduğu tepkiye hayretle izledim değerli arkadaşlar. Yani siyaseten bu kadar ikiyüzlü nasıl olabilir anlamak mümkün değil. Birkaç örnek vereceğim. Otur dinle, bak otur dinle. Siyaseten ikiyüzlü nasıl olabilir örnek vereceğim. Otur dinle. Sen hiç arkadaşlar konuşma. Hatip'i dinleyelim. Sen hiç konuşma Sayın Savcı. Sayın Ağbaba. Sen daha düne kadar Gültekin Avcı'yla cellatlık yapan adam. Sen sus. Sayın Ağbaba. Genel kurula hitap edelim. Kaba ve yaralayıcı sözler de sarf etmeyelim. Temiz dile davet ediyorum lütfen. Cellatlık yapan adamsın. Gültekin Avcı'yla sus. Sus sen. Şimdi değerli arkadaşlar, yatay geçiş yaptı. O paralel değil. Evet, yatay geçiş yaptı. Her şekle bürünebiliyor. Şahsiyatla uğraşmayalım Sayın Ağbaba, genel kurula hitap edelim lütfen. Güne kadar o paralel yapı dediğiniz adamlarla kalkacaksınız. Askerleri, bilim adamlarını katledeceksin. Şimdi karşıma çık konuşacaksın. Sus, konuşma sus. Bakın ben size örnek vereceğim. Bu siyaseten ikiyüzlük nasıl olmuş anlatacağım ben size. Siyaseten ikiyüzlük nasıl olur anlatacağım. Değerli arkadaşlar, aynı grup 2012'nin sonbaharında BDP milletvekilleri Hakkari'de PKK'lı militanlarla kucaklaştılar. Burada Sayın Başbakan başta olmak üzere dediler ki BDP milletvekilleri meclisten atılmalıdır, Öcalan idam edilmelidir diye bir tartışma başlatıldı. Buradaki aynı grup alkışladılar bunu. Ardından tam 47 gün sonra 28 Aralık akşamı Başbakan bir konuşma yaptı. Dedi ki biz İmralı'ya görüşüyoruz dedi. İmralı'ya görüşüyoruz. Aynı grup BDP milletvekilleri atılsın diyen, Öcalan idam edilsin diyen grup birden alkışlamaya başladı. Evet, çözüm süreci bir BDP milletvekilleri. Evet, şimdi değerli arkadaşlar aynı grup döndü. Evet, çözüm mutlaka görüşülmelidir, İmralı'yla görüşülmelidir, BDP milletvekilleri görüşülmelidir diyen aynı grup. Şimdi burada bir ikiyüzlük var mı yok mu takdirlerinize bırakıyorum. Yine Sayın Kavaklı dedi ki, bakın arkadaşlar, Sayın Kavaklı dedi ki sokağa çıkma yasağını biz uygulamıyoruz. Sur kaymakamlığı aldı dedi. AKP'yi kutlamak lazım. Bu konudaki hakikaten yarattığınız algının önünde saygıyla eğiliyorum. Yaptığınız önemli bir şey. Bakın. Ne diyor? Duble yolları AKP yapıyor. PKK ile görüşmeyi kim yapıyor? Devlet yapıyor. Barajları kim yapıyor? AKP yapıyor. Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağını kim alıyor? Devlet alıyor. Değerli arkadaşlar, bakın sizin yaratmış olduğunuz algı, öyle algılar var ki insan, yani nasıl bunu beceriyorsunuz, insan hayret ediyor. Bakın, sizin hükümetinizi kutlamak lazım. AKP hükümeti dünya tarihinde bir ilki yaptı ve başka yapan bir hükümetle çıkamaz. Bakın, dalla ve adayla konuşabilen tek partisizsiniz. Ne diyorsunuz? İmralı'yla görüşmemiz sürüyor. Adayla konuşulur mu? Ne diyorsunuz? Kandil'le görüşmelerimiz sürüyor. Sizi kutluyorum. Bakın siz adayla ve dağla konuşan dünyadaki gelmiş geçmiş tek siyasi parti sizsiniz. Size söyleyecek başka şeyler de var değerli arkadaşlar. Bakın biz bu gördüğünüz Cumhuriyet Halk Partisi grubu şu anda sokağa herkesin önüne dimdik çıkan bir grup. Niye? 2011'de Balyoz, KCK, Oda TV, Devrimci Karargah, Ergenekon, bugün utandığınız askeri casusluk davaları çıktığı zaman o davalara cesaretle gidebilen tek grup vardı, bu grup. Diğer hiçbir siyasi parti, sağımızdaki solumuzdaki hiçbir siyasi parti bizim kadar cesaretle gidemediler. Ne dediniz bize? Biz faili meçhullerle hesaplaşıyoruz. Biz kireç kuyusuna atılan insanların katilleriyle hesaplaşıyoruz. Hadi oradan bir tane kireç kuyusuna atılan, bir tane 90'lı yıllarda katledilen bir tane insanı cezalandırabildiniz mi? Kimi cezalandırdınız? İlker Başbuğ, Mustafa Balbay'ı. Şimdi bazen düşünüyorum şu Tuncay Özkan'ın yüzüne bakıp utanmıyor musunuz? Bak düşünüyorum. Bakın askeri casuslukta insanlar nişanlısıyla Facebook'a koymuş olduğu resimlerden dolayı
Fuhuş çetesinin üyesi olmakla suçlandılar. Bu grup, Cumhuriyet Halk Partisi grubu, bütün siyasi davalardaki hukuksuzluğu ortaya koyan tek parti CHP. Şimdi bu siyasi ikiyüzlük değil mi? Aynı grup, biz yapmadık, onlar yaptı diyorlar. Fethullah Gülen Hoca Hazretleri, Hoca Efendi Hazretleri diyenler, Zaman Gazetesi'ni göğsünün altına koyup zaman yazısı gözüküp diye gezen grup, şimdi paralel yapı diyorlar. Bu ikiyüzlük değil mi? Değerli arkadaşlar, bakın, bakın değerli arkadaşlar, eğer cesaretiniz varsa, eğer bu akan kanlarda parmağımız yok, bizim günahımız yok diyorsanız, bu araştırma önergesinin lehinde karar verirsiniz, oy verirsiniz. Kim yapmışsa, PKK, başka güçler, kim yapmışsa bunların açığa çıkarılması lazım. Orada bir şey gerçek. Orada kucağında 10 yaşında Cemile ile yatağa giren, buzdolabına giren anne gerçek. Yanında 14-15 yaşında çocuğun yanında katledilen hamile kadın gerçek. Bunların PKK militan olmadığını siz de adınız gibi biliyorsunuz. Ama eğer bu da samimiyseniz, eğer bu akan kanlarda sizin talimatınız yoksa gerisiz araştırırsınız. Değerli arkadaşlar, bakın biz şimdiye kadar her şeyde olduğu gibi bu noktada doğruları söylüyoruz. Sizin başbakanınız 28 Aralık akşamı bu süreç başlıyor. Barış süreci, çözüm süreci, ardından milli birlik, kardeşlik süreci dendiği zaman bir şey söyledik. Eğer akan kan duracaksa destek vermeye hazırız. 4 tane şeyi söyledik. Ne dedik bunların başında? Vazgeçilmez. Bu sorun mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmelidir dedik. Bazı gruplar, en fazla AKP, bizi bu çözüm sürecine karşı çıkmakla suçladınız. Ardından 3,5 yıl geçti. Nasıl bakıyorsunuz bilemiyorum yüzümüze. Aynı grup çözüm yerinin Cumhurbaşkanı'nın meclis olduğunu söyledi. Biz bunu 3,5 yıl önce 5 Ocak 2013 tarihinde söyledik. Değerli arkadaşlar, bu mesele en önemli meseledir. Bakın şimdi laf atıyorsunuz ya, kavga ediyorsunuz ya, bakın geçmişte HDP milletvekillerine değil, geçmişte CHP milletvekillerine değil, MHP milletvekillerine değil ama bir yerlere laf söylüyordunuz. Ne diyordunuz? İsimleri siz bulun. Öcalan'ın mesajları bizim de düşüncemiz. Bunu söyleyen kim? Burada biri söylese 40 yıl sokağa çıkarmazsınız bizi. Sizsiniz. Başka, Öcalan Türkiye'nin demokrasisine katkı sağlıyor. Eyvah eyvah. Başka, Öcalan olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var. Size danışmanlık yapıyor. Öcalan Orta Doğu'da Türkiye'nin önünü açıyor. Bunu söyleyen herhangi bir milletvekili değil. Herhangi bir sıradan birisi değil. Bir bakan. Değerli arkadaşlar, bakın sizin başbakanınız ne diyor? Diyor ki çözüm süreci şu an Orta Doğu'nun tek ve barış projesi, tek bir barış projesidir diyor. Ne zaman söylüyor? Mart 2015'te. Geliyoruz. 7 Haziran seçimlerinden sonra aldığınız sonuca bakıyorsunuz. Orta Doğu ve dünyanın tek barış projesi ne oluyor? 7 Haziran'dan sonra kan akmaya başlıyor. Bakın burada haykırıyorum. Burada haykırıyorum. Yüzünüze vuruyorum. Sonuçta 33 kişi öldürülmüşse, katledilmişse bunun sorumlusu sizsiniz. Bunun sorumlusu sizsiniz. Bu akan kanda bakın Sayın Ahmet Aydın bir rapor yazdık. Adıyaman'a laf atıyorsun dedi. Sayın Ahmet Aydın Adıyaman'la ilgili olumsuz şeyler söylüyorsun dedi. Sunuç'ta yaşananların Ankara'da yaşanacaklarını söyledik. Değerli arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda her şeyi söylüyoruz. Sunuç'ta sizsiniz. Bakın Iğdır'da öldürülen 13 polis var ya, 13 polis. 13 polis gündüzün geçerken bomba mayın patlatıldı, öldürüldü ya. O da onun sorumlusu da sizsiniz. Niye sizsiniz? Şimdi diyorlar ki hendekler açıyorlar. Mayınlar düşüyorlar. O zaman hükümet CHP miydi? MHP miydi? Kimdi o zaman hükümet? Hendekler açılırken o, daha fazla bir şey söyleyeyim. 13 öldü, o öldürülen 13 insanın kanında senin parmağın var. Hükümetin parmağı var. Daha önce söylüyorum. Kalkın cevabını verirsiniz siz. Böyle bir şey olur mu? Adam hendeği açıyor. Mayını döşüyor. Sen uyuyorsun. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben sana söyleyeyim. İmralı'yla flört ediyorsun. Flört, flört. Şimdi kalkmışsın. Ne zamanki 7 Haziran'da düştün çukura, orada çıkmaya çalışıyorsun. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bakın. Bakın size şunu söyleyeceğim. Dur. Siz var ya, en hızlı vaadini gerçekleştiren hükümetsizsiniz. Beyaz Toros'la geleceğiz dediniz.
Ama onlar da sizin gibi büyük ciplere biniyorlar. 3000, 4000'lik motorlara büyük ciplerle geldiler. Ne yaptılar? Ne yaptılar değerli arkadaşlar? Esadullah'a bak görüyorsunuz. Bu da sizin eseriniz. Bu da sizin eseriniz. Bakın sizin demokrasi kaneniz burada. Sizin demokrasi kaneniz burada. Bir ülkede bu kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilir mi ya? Bir ülkede bu kadar insan öldürülür mü? Bir ülkede, demokrasi olan ülkede bu kadar gündüzün sivil asker insan... Teşekkürler Sayın Ağbaba.